Biraz dedikodu yapalım, biraz dedikodu yap. Dedikodu mu yapalım? Anneciğim, gidiyor musun Diyarbakır'a? İşte 4 sene önce gittim. Düğün falan olunca, Allah göstermesin taziye olunca gidiyorum. Burcu ne oldu? Yoruldum. Hadi biraz otur, dinlen. Değil mi? Güzel kız. Suyumu da buralara atmışım zaten. Senin enerjin güzeldir yavrum. Suyumu da buralara atmışım. Ne yapalım, yer yok. Bir şey söyleyeceğim. Eyvah! Bir şey mi eksik? Hayır. Şunu yaparken bir yandan da pilavımı yapsam diye düşündüm. Anneciğim, bu haftaki kayınvalideler mutfağa girmek isterse? Kimse, ben kimsenin mutfağına girmem, kimseyi de istemem. Mutfağıma girmesine asla izin verme. Herkes yerinde otursun. Ne varsa masada konuşsunlar. Kayınvalideler niye mutfağa girmek istiyor? Bahane bulmak için mi? Bahane bulacaklar tabii. Ne kadar olsa dağınık oluyor. Titiz de çalışsa, ne yapsan yine biraz oluyor dağınık. Onu alınca mesela hemen yerine bırakamıyorsun. Yemeğini yetiştiriyorsun. Burcu iş yaparken mutfağı da topluyor. Benim gelinime güveniyorum her bakımda. Margarin de, değil mi? Margarin de. Margarin getir. Tamam bu. Margarini neye koyacaksın? Pilavıma. Aa, gerçekten mi? Çok lezzetli oluyor biliyor musun? Kayınvalideler eleştirmesin. Çok az ve çok lezzetli oluyor. Hepsini margarinden yapmıyorum ben, karışık. Tereyağı bırak. Tereyağı mı koyacaksın? Ayçiçek yağı. Biraz da tereyağı tane bırak. Tane tane istiyorsan mikso. Biraz gerçekten da tereyağı bıraksana kızım. Anneciğim, tereyağı istemiyorum, ağır oluyor pilavda. Ben ama bildiğim gibi yapsam. Tamam yavrum, ben sağ lezzet anneciğim dedim yavrum. Sağ ol. Sen bildiğin ya. Bulyon. Pilava bulyon mu koyacaksın? Etim mi var ben şimdi, et haşlayayım da onlar için? Ya gözünün yağını yiyeyim. Bir çatal alacaklar zaten ya. Bademli pirinç pilava. Bonfilenin yanında. Ya aslında olur ama artık pirinç pilavı görmekten gına geldi. Başka bir şey yapabilirdi aslında ya. Normal günlük bademli pirinç pilavı. Normal yani. Pirinç pilavından bıkmıyor bu gelinler. Bıktık artık pirinç pilavından. Allah seni kahretsin. Ay ay ay, yandı. Ne yapacaksın? Çok mu yandı gülüm? Olmuş mudur? Ayıklasan mı acaba? Akla, Özlem sen o zaman akla yananları. Müsaade edersin mikse. Süresi varken ayırsın anneciğim. Hadi kızım mikse. Özlem sen bir akla. Hayır annem, sen değil. Hayır, Burcu'nun yapması lazım. Mikser müsaade et. Olmaz anneciğim, olmaz. Servis sırasında da ayıklayabilirsin. Gayet yumuşak. Burcu portakallı yer elmasını kontrol ettikten sonra pilav için pirinçleri kavurmaya başlıyor. Gelinimiz pirinçler kavrulmaya devam ederken suda eriyen bulyonu ekliyor. Ardından çorba için kavrulan pırasalara un ekliyor. Karıştırmaya devam ederken suyunu ayarlıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda çorbama devam ediyorum. Yanında pilavım da oluyor. Bunu da koydum. Şimdi salata kaldı kızım. Yok yok anne, yemeğime geçeceğim. Daha hiç başlamadığın ana yemek var. O bir şey yok, ona kolay benim için. Yemekler kolay yani. Hayır, benim için diyor. Benim için kolay diyorum. Benim için sağ diyor. Yanlış anlamayın, ortalığı karıştırmayın. Pırasa çorbasına devam eden Burcu cezvede süt kaynatıyor. Şimdi asıl yemeğime geçiyorum. Nihayet ana yemeğe geçtik. Evet. Ana yemeğe nasıl bir sos yapacaksın? Ana yemeğime nasıl bir sos yapacağım? Kremalı, mantarlı, bir sos hazırlıyorum. Yarışmacımız ana yemeği bonfilenin sosu için mantarları yıkadıktan sonra doğramaya başlıyor. Ana yemek bonfilenin sosuna girecek mantarlar doğrandıktan sonra pırasa çorbasına kaynayan süt ekleniyor. Ardından doğranan mantarlar tereyağla kavrulmaya başlıyor. Gelinlerin kayınvalidelere cevap vermesine ne diyorsun? Bazıları kaynanalara karşı gerçekten çok çıkışlar. Hani kendinden kaynanayı bırakın, kendinden büyük olduğunu bazen unutuyorlar. Bir anne olduğunu unutuyorlar. O sebepten dolayı onlara karşıyım.